Bağımsız, özgür bir ada burası. Bayağı bir su kabul ediyor. Enteresan. Doğal, gerçeksin gel. Merkezdeyiz. Potya diye geçen Eskişehir'deyiz. Pelimnos dalgıçlarıyla ünlü. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ege'de Bodrum'un karşısında Kalimnos Adası'ndayız. Adadaki gezimize başlamadan önce size benim için heyecanlı bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıldır dünyayı paylaşıyoruz sizlerle ve artık bir aile gibi olduk. Gezgin ailemiz diyorum hatta. Bizim bu süreçte tabii ki YouTube'a koymadığımız, bazen içerik düzenini bozmamak için kendimize sakladığımız ya da sadece ailemiz ve arkadaşlarımız için çektiğimiz videolar da oluyordu. Ama artık 3 yılın sonunda sizlerle daha fazla etkileşimde ve paylaşımda bulunabileceğimiz bir sisteme geçmek istedik ve YouTube'da katıl butonunu aktif hale getirdik. Bizi daha yakından takip etmek isteyenler katıl butonuna tıklayıp detayları görebilirler dedikten sonra Kalimnos'taki turumuza başlıyoruz. Artık Ege'ye dönmenin zamanı gelmişti. Hem teknemiz bizi özlemişti hem biz Ege'yi özlemiştik ve sezon kapanmadan daha önce yarım bıraktığımız Ege turumuzu tamamlamak ve hedefimiz olan Rodos'a doğru ulaşmak istiyoruz. Bu macera nerede bitecek artık hep beraber göreceğiz bakalım. Rüzgar izin verdiği, hava izin verdiği sürece biz aşağı doğru inmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 1,5 ay önce biliyorsunuz Samos'tan başlayıp aşağıdaki adalara doğru devam etmiştik ve en son Leros'a kadar gelmiştik. Orada ufak bir ara vermiştik turumuza. Şimdi kaldığımız yerden bir sonraki adadan Kalimnos'tan devam edeceğiz. Normalde adalara çıktığımızda hep böyle adanın merkezinden başlarız genelde videoyu. Bir önce merkezi görürüz sonra koylara gideriz. Bu sefer farklı bir şey yapalım istedim. Farklı bir küçük koyundan, ufak birkaç evin olduğu bir koydan başlayacağız. Daha sonra ilerleyen dakikalarında videonun merkezi de gezeceğiz hep birlikte. Birkaç haftadır denizden uzak kalmıştık. O yüzden biz de biraz denizle açılışı yapalım istedik. Bu koyun adı Vilihadia. Burası aslında merkeze arabayla bir 10-15 dakika uzaklıkta bir koy. İnsanların da yüzmeye geldiği bir koy. Çünkü merkezde çok fazla böyle yüzülecek bir alan yok. Zaten göreceksiniz. Belki şimdiden görüyorsunuz. Ada çok böyle kayalık, dağlık sürekli. Çok fazla koy da yok adada yüzülecek. O yüzden herkesin gittiği belli yerler var. Bir tanesi de burası. O yüzden küçücük koya bayağı insan sıkışmış durumda. Bizim de teknemiz şurada yüzüyor, bizi bekliyor. Şimdi bir denize merhaba diyelim hep birlikte. Ondan sonra gezimize devam edeceğiz. Görmek istediğim yerlerden biri bu müzeydi. Denizaltı, sualtı müzesi. Kalimnos'ta çok eski yıllardan beri sualtı dalışı ve sünger dalgıçlığı yapılıyor. Hatta eski zamanlarda erkeklerin çoğu sünger dalgıcıymış. Burada bütün ekonomi ondan dönüyormuş. Şimdi biraz daha az tabii. Ama sünger üretimi de hala dünyada çok önemli bir yere sahip. Şimdi içeride çok değişik böyle deniz kabukları, midyeler, kapıdan gördüğümüz kadarıyla böyle dev deniz kabukları falan var ve süngerler var tabii ki. Onları görecektik. Hem de böyle dalgıçlık hikayesini birazcık adanın öğrenecektik ama kapalı. Şu an böyle bir aziz günü gibi bir şeymiş, tam anlamadım. Ben sadece bugün sanıyordum, birkaç gün boyunca öyleymiş. O yüzden muhtemelen açık yakalayamayacağız. Ama şey, ilginç tarafı gelin benimle. Bir yandan da çok davetkar bir durum söz konusu. Çünkü aslında kilidin anahtarları üstünde. Şunu çevirip girebiliriz. Ama kapalı olduğu için de yapmak istemedik, bilemedik. O yüzden ben kamerayı içeri tutup göstereceğim sadece size. Göreceğimiz arkadaşlar işte
bunlar nasıl çıkarılıyor onunla ilgili bilgi alacaktık. Gerçek süngerler. Şöyle şu boyunu 10 euroya satıyorlar. Normalde suyla yapacağız şimdi. Yes. Katı katı bir şey belli olmuyor tabii. Yeah. It's very soft, right? Şimdi yumuşacık olacak. Delikanlı. Si, kalasa. Ah, yes. Si. Denizden çıktı diyor. Şu haliyle bu kadar suda bile yumuşamadı. Bu bayağı bir su alıyor bunlar. Daha önce bir kere Leros'ta da denemiştik, hatırlıyor musun? Yok, Lipsi'de. Ama kisleri var. Evet, evet. Çok daha fazla su döküyorsun, böyle bayağı bir su kabul ediyor. Enteresan. Doğal, gerçek sünger. Şey, makyaj yaparken falan makyaj süngeri kullanırsın ya, onun make-up, yerine doğal make-up, aynen. Makyaj süngeri almak yerine doğal makyaj süngeri, bunları kullanabiliyorsunuz. Thank you. Bye bye. Tavla burada da meşhur arkadaşlar. Evlerin önünde, kafelerde falan tavla oynayanlar var hep. Burada da amcalar tavla oynuyor. Az önce çok enteresan bir şey oldu. Hayatımda ilk defa doğal ortamında fok gördüm ama çok uzaktan. Çekmeye çalıştık, şöyle videosunu koyayım. İlker telefonunu zoomlayarak çekmeye çalıştı ama bu kadar gösterebildik. Biz de zaten çok az görebildik ama çok tatlı. Biliyorsunuz Akdeniz fokların nesli tükenmek üzere. Çok az kaldı. Böyle birkaç yüz tane yanılmıyorsam sadece dolaşımda olan fok kaldı. Onlardan bir tanesini sonunda gördük. Umarım bir gün böyle teknede yanımıza da gelir. Çünkü yakından görmek çok istiyorum. Çok tatlılar. Yemeğe gitmeden bir daha bir yüzme molası verelim. Bir de tekneyi orayıp üstümüzü değiştirelim dedik. Restorana, tavernaya gidiyoruz. Anlamadım. Yüzme molası dedi. Yüzme. Bir daha yüzeceğiz şimdi diyormuş. Bir de eski modaya geçtik. İlker küreklerini özlemiş galiba. Ya motoru tekrar tekneden indir, tak, aküyü getir, tak falan. Üşendim açıkçası. Evet, motoru takmaya üşendiğimiz için kürekle gidiyoruz. Hava da evet. Uygun şu an. Bayağı şey şu bir anda... Karaya yakın bu sefer sakin. Demir attık. Bu arada beklediğimden hava çok daha güzel. Yani evet. Güneye indikçe çok sıcak olmasını bekliyorduk. Bayağı şu an akşam serin, hırka bile aldım yani. Az önce İlker de benim gibi balıkları besledi. Ben de balıkları besledim burada. Hemen buradaki yüzme molanıza gidelim. Bir de size balıkları göstereyim denizin içindeki. Sonra tavernada görüşürüz. Birazcık da yemek fiyatlarından bahsedeceğim. Çünkü merak ediyor herkes. Hadi bakalım, karada görüşürüz. Bayatlamış poğaçalarımız vardı teknede biraz. Onları böyle böldüm böldüm hazırladım. Biraz balıklarla ilgileneceğim. GoPro'mu da alacağım. Bakalım suyun altında birazcık arkadaşlık yapmayı planlıyorum onlarla. Onun için de kandıracağım onları. Hadi bakalım, balıklara şimdiden afiyet olsun. Evet. Deniz çok güzel görünüyor bu arada. Pırıl pırıl. Bir önceki koyda balık çiftlikleri vardı. O yüzden bu kadar berrak değildi. Şimdi gerçek Ege oldu. Hazırım. Fazla büyük balık gelmez değil mi? Gelmez. Balıkçı balıklar gelmez. Haydi görüşürüz. Şimdi fiyatlardan bahsedelim birazcık. Nautica diye bir restorana geldik bu koyda. Yenis var burada. Çok seviyor Türkleri. Bayağı bir sohbet etti bizimle. Böyle Türkiye'den teknik direktörler falan tanıyor. Öyle biri. Şimdi genel olarak fiyatlara bakarsak cacık böyle tarzı işte ne denir bizdeki patlıcan tarzı. Yenis bu arada. Would you like to say something to Turkey? Görüşürüz. Görüşürüz. No, görüşürüz. Görüşürüz. Çok şey arkadaş canlısı. Mezeler kısacası 4-5 euro civarı. Ana yemeklerde
böyle işte tavuk şerefe. Ya da şerefe, şerefe. Teşekkürler. Tavuk gibi işte burger gibi şeylerde 8,5 euro civarı. İçecek menümüz de ayrı. Oradan da birkaç bir şey söyleyeyim. Biralar 3 euro genelde. Marka fark etmiyor çok. 3 euro kaç lira? 3 euro. Çevirmiyorum, siz çevirin günün kurundan. Uza'da yine bir bardak Uza'da 3 euro. Uza'da bira da aynı yani. Kahve içerseniz de 2-2,5 euro civarı. Fiyatlar böyle. Şimdi biz ne söyledik? Bize böyle shrimp yani karides. Taze karides tavsiye etti. Bir ondan söyledik. Bir de şimdi ilginç bir şey söyledik. Normal mezelerden bir tık pahalı 6 euroya. Wrapped feta diye. Böyle feta peynirini ballı falan bir şeylerle sarıp getirecekler. Hem tatlı hem tuzlu bir şeymiş. Bakalım İlker sever onu muhtemelen. Gelince gösteririz zaten. O zaman Mitos. Şerefe. Şimdi arkadaşlar ilk mezemiz geldi ve yanında iki tane de bize hediye geldi. Bir tanesi fuska. Denizden çıkan bir şeymiş. Ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Sürpriz, yiyin seveceksiniz dedi. Diğeri de deniz kestanesinin içi. Taze deniz kestanesi. Ama bu kadar büyük, enteresan. Daha küçük görüyorduk hep. Burada peynirli. Şimdi çok dağlık olduğu için buralar çok fazla keçi var. O keçilerden de bu adaya özel bir peynir yapıyorlar. İsmi de Kopanisti. Onu da salataya koymuşlar. Onu deneyeceğiz şimdi. Hatta onu deneyelim. Evet ya, keçilerden birini bir önceki koyda gördünüz zaten. Çok fazla hep dağlar, ya, tarım yapacak bir yer yok zaten. Keçi üretiyorlar sürekli. Güzel, yumuşacık bir peynir. Güzelmiş. Şimdi bir de şunları deneyelim. Sen dene, başla. İlker zehirlenmezse ben diyeceğim. Beyni bayağı şaşırtan bir. Bana mesela. Da bırak. Biri senin işte. Evet. Sana bırakacağım tabii. Onu da yiyorsun sen de. Hayır, bunu sana besleyeceğim bunu. Böyle tuzda pişirilmiş bir besin. Ne canlısı gerçekten kestiremedim. Hiç daha önce görmediğim bir şey. Kuskin. Değişik. Bitir. Bir kere. Çok ağır bana bu. Oh. Çok enteresan. Ama enerji veriyormuş. Evet, bir anda gözüm açıldı. Çok tuzlu çünkü. Evet, ben bunu ilk kere hediye ediyorum. Afiyet olsun. Şimdi diğer yemeklerimiz de geldi. Bu böyle kollu bacaklı yiyeceğiz. Minik karidesler. Ayıklanmadan. Bebek karidesler. Kollu bacaklı yalnız. Sebze kızartması söyledi İlker. Onun içinde bu patlıcan mezesinden de var. Salatayı zaten söyledim. Çok değişik lezzetler deniyoruz. Aynen. Az önce yediğimiz bu fuskes gibi okunan değişik bir aslında deniz kestanesi türüymüş ve yasak aslında bunların avlanması. O yüzden sadece çok nadir yerlerde oluyormuş ve çok pahalı bir şeymiş. Bize deneyelim diye getirdi. Buradaki karşıda küçük adalar var birkaç tane. O adaların oradan topluyorlarmış. Böyle arkadaşlar, değişik lezzetler denediğimiz bir akşam oldu. Afiyet olsun bize. Ve gecenin sonu. Yüzen evimize gidiyoruz. Şurada ışıkları görünüyor uzakta. İlker çok yemek yedi ve şimdi Botton'uz kürek çekecek, onu düşünüyor kara kara. Yarın sabah görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, günaydın. İkinci günümüzden. Dün kapalı bulduğumuz müzeyi Yanis bize açtı. Thanks a lot for opening the museum Kalimera. For us. Kalimera. Günaydın. Günaydın. Nice to see you, nice to meet you. Yeah. It was a very nice... Very nice to meet you also. Very nice to meet you. Here we are in the Seawall Museum of Greece. It's one of the largest private museum of Greece. It's a Seawall Museum, and the visitor can see everything happens in the sea without to get wet. Yeah. We present 17,000 findings, and the 99% is from underwater. You are a diver also? I'm a professional diver. Yeah. But right now with the touristic, you know, business. Yeah, he has a aynı zamanda he has a restaurant in there. Aynı zamanda restoranı var yan tarafta Yanis'in. Hemen onun yanında da bu müzeyi işletiyor. İkisini bir arada işletiyor ve Kalimnoslu zaten. Doğma büyüme Kalimnoslu. I said you are from Kalimnos, from your father, from your grandfather. Yes, the last four generations were in Kalimnos. Dört jenerasyonda my father he was the collector of the museum. He was one of the best divers. I think one of the best diver of the world. He was diving for 48 years all over the world, all over the seas, and unfortunately, or fortunately for him, he died underwater in his last dive 9 years ago. So he died happy because he died with the way he liked to die. Oh.
So that's why I found this museum, to give honor to my father and to all the Kalymnos divers. They lost their lives underwater. This is our history, this is our legacy. Every place has something to promote. You go in Kos, you see the Hippocrates. If you go in Leros, you see the war history of the Second World War. In Kalymnos, the only thing we can be proud of, that we are the best divers of the world the last 3,000 years. And nobody can see the opposite. And now you see light. Yeah, thank you very much and nice to meet you again for everything. Teşekkürler. Memnun oldum. Görüşürüz. Bizi öğrettik. Hala yapmaya çalışıyor. Memnun oldum. It's my favorite word. Memnun oldum. I think I say perfect. I like the... And now aşkım. 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 Bu arada arkadaşlar böyle şirin şeyler de var. Bu doğal sünger. Daha önce de göstermiştim dün. Bayağı şey böyle yumuşacık bir şey. Lipsi'de de görmüştük. Evet, Lipsi'de de görmüştük. We saw in Lipsi first time but in Lipsi yes. But they are bringing from here to the Lipsi. Yes, I know. Buradan götürüyorlar worldwide zaten oraya. Worldwide, the international sports trading is coming from Kalymnos. It doesn't matter the sponges that are from United States, but still from United States they are coming here and the process is doing we are doing here. Bütün yani sünger Kalymnos'tan çıkıyor. We control the sponge industry. Still now. Sünger endüstrisini kontrol eden yer burası, bu ada. This one is from Philippines. Philippines. Yes, and this coming here. Ah, okay. To process. Yes, this one. All and the chemical changes, everything. This two became yellow. It's also this is from Cuba or from Bahamas Cuba. Or from Caribbean. It doesn't matter. It's still now. It's still now the processing is from Kalymnos. Nereden gelirse gelsin, Küba'dan, Filipinler'den de çıkarsalar hep burada işliyorlar süngerleri. The best quality of the spawns that the tourists and the visitors they can buy from Kalymnos is this one. It's not the best because it's from Greece, but these sponges in Mediterranean, it's premium, 100% better from the other sponges. Keeps more water. Keeps more water. It's bigger stamina. We talk about 10 years guarantee. Ha, dünyanın neresinde çıkarsa çıksın sünger en kalitesi buradaki, çünkü hem daha çok su emiyor hem de 10 yıl garantisi var diyor. You buy this and you have it for 10 years and it's like 10 yıl böyle kalıyor. It's like silk. Hiçbir şey olmuyor. Silk. Aha, silk. İpek gibi yumuşak. Gerçi it's really like very soft. 100% natural and it kills the bacteria. Ha, %100 doğal, bir de şey bakteri falan tutmuyor. Bayağı sağlıklı bir şey aslında. So that's it, the best quality of sponge. Arkadaşlar burada biraz fazla zaman geçireceğiz çünkü bence adayı, bu bölgeyi en güzel tanımlayan yerdeyiz ve tahminimden de çok daha böyle zengin, büyük bir müze yapmışlar. Yenisinde dediği gibi ıslanmadan su altında geziyor musunuz gibi oluyor. Gerçekten inanamayacağımız kadar büyük böyle midyeler, yakalanmış eskiden ve sonradan doldurulmuş balıklar, bir sürü deniz canlıları, her şey yani envai çeşit görmediğimiz şey var. Bütün bayağı uzun yıllar boyunca zaten toplanmış, buraya getirilmiş. Şimdi size şöyle kısaca bir hızlı tur attırmak istiyorum. En ilginizi çekenleri göstermeye çalışacağım. Bayağı emek var burada yani. Şimdi ilk başta bir havuz koymuşlar. Burada farklı adalardan gelen taşlar var. İşte Tilos'tan, Kos'tan, Simi Adası'ndan farklı getirip böyle bir adalar, havuz gibi bir yer yapmışlar. Daha sonrasında dev süngerler bölümü başlıyor. Bunlar böyle sanki şey gibi... İlker dedi ki hatta eskiden armut koltuk yokmuş, bunlar varmış. Hakikaten içine gir otur, öyle dev süngerler. Ya sünger deyince şunun biraz daha büyüğünü düşünüyor insan. Bunları çıkarıyorlar denizin altından. İnanılmaz. Kalymnos demek zaten arkadaşlar gerçekten sünger demek. Merkeze de gittiğimizde hep bununla ilgili işte hediyelik eşya dükkanları vesaire var. Oralarda gösterecektim. Gelip burada gerçeklerini görmek bizim için de çok daha güzel oldu. Yani bu adaya yol düşen olursa bu müze merkezde değil, bir yandaki koyda. İsmini şuraya yazayım, tekrar koyayım. Buraya bence uğrayın kesin. O kadar çok çeşidi var ki bir de. Hepsi birbirinden farklı. Şuraya baksana, kocaman, sepet gibi, içine bir şeyler doldur götür.
Bu bölümde mercanlar var. Mercanlar böyle baktığımızda çok güzel görünüyor ama denizin içinde denk gelirseniz tabii ayağı kesmemek lazım, dikkat etmek lazım. Özellikle şu pembe kırmızı olanlar muhteşem görünüyor. 200-250 metreden 1973 yılında çıkarılmış bunlar. Bayağı derinden çıkarılmışlar. Üzerlerinde midyeler olanlar. Bir de şu ağaç gibi olanlar benim çok hoşuma gidiyor. Tülden ağaç gibi böyle. Şurada daha büyükleri var. Sanki böyle ince ince işlenmiş boya gibi. Sanat harikası ya. Hepsi başlı başına su altı sanatı gibi. Ama tamamen doğal. Bunlar da 85-90 metreden çıkarılmış mercanlar. Şunlar çok enteresan. Bunlar da beyne benziyor. Beyin gibi görünüyorlar. Bunların küçüklerinden denizde bulduğumuzda ne kadar heyecanlanıyoruz. Bir de şöyle şu boylar gördüğünüzü düşünün. Mesela burada ilginç bir bilgi var. Şu istiridyeleri Hipokrat zamanından beri böyle damlalık olarak falan kullanıyormuş. Tıpta da kullanıyorlar yani. Saatler geçirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle tek tek incelemeye kalkarsanız hepsi ayrı bir dünya. Cunda'nın uç tarafında biz görmüştük ama ölüydü çoğu. Canlı pina çok az bulunuyor artık. Yani Türkiye çevresinde en azından. Bunlar da çok şirin. Kalp şeklinde gemi batıkları, işte denizin altından çıkarılan testiler, kaplar, kacaklar, öyle şeyler de var. Balon balıkları. Gördüğümüzde kaçmamız gereken zehirli. Vatoz. Ama 150 metreden çıkarılmış king, kral vatoz. Çekiç başlı köpek balığı. Karettalar, kaplumbağalar. Böyle bambaşka bir dünya arkadaşlar. Çılgın bir dünya. İçine girince çıkamıyorsunuz gerçekten. Evet arkadaşlar, bu müzeyi göremesek çok içimde kalacaktı. Çok mutluyum içeriği gördüğünüz için. Dün kapıdan böyle size çekerek göstermeye çalışmıştık. Şimdi umarım böyle bu renkli dünyayla biraz da olsun sizle tanıştırabilmiş olduk. Yol düşenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Böyle müze. Şimdi bir sonraki koyumuza doğru teknemize gideceğiz. Yola devam edeceğiz. Ve denizde olduğumuz için bir kere daha mutlu oldum. Deniz dünyası bambaşka bir dünya. Burası Mirtiz arkadaşlar. Adanın en turistik yerlerinden biri. Çünkü kaya tırmanışı için ya da böyle doğa yürüyüşleri için bu tarafa getiriyorlar turistleri hep. Şimdi biz bakalım uygun demirleyecek bir yer bulabilirsek gezmeye de çalışacağız şehrin içini. İlker kaptan şu an bizi yanaştırmaya çalışıyor uygun bir yere. Bir yelkenli daha var karşıda, o da yer arıyor sanırım. Hemen Mirtiz'in karşısında da Telendos Adası var. Orada birkaç böyle yine ev, restoran olan bir yer. Orası da doğal, bakir kalan bir yer ve yine kaya tırmanışı için gidilen bir yer. Muhtemelen daha korunaklı orada demirlemek için ama bakacağız artık. Kalabilecek miyiz burada gece diye. En azından denizden bir görmüş olalım istedik. Mirtiz'in önünden bu Kalimnos'taki minik kasaba şöyle bir tur atıp geldik. Telendos'un önüne demirledik başarılı bir şekilde. Umarım bu gece burada kalacağız. Bu arada sürekli İnşallah. Tekneler gelip gidiyor. Burası bayağı tatlı bir adaymış. Güneye indikçe hep böyle kayalık oluyor adalar. Ama burası çok güzel, böyle yeşillik, ağaç, şirin bir kasaba. Aynı zamanda gün batımı da burada çok güzel oluyor diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Şimdi bu adayı ben ayrı bir videoda anlatmak istiyorum size. Çünkü Kalimnos zaten bayağı uzun bir video olacak. Hem de bu başlı başına 6. yüzyılda yanılmıyorsam kopmuş bir ada Kalimnos'tan. Depremlerle ayrılmış ve artık kendi başlı başına ne denir o? Bağımsız. Bağımsız, özgür bir ada burası. Yaklaşık da 100 kişinin yaşadığı bir yer. Dolayısıyla bu adanın videosu haftaya yayında olacak. O zamana kadar takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan biz Kalimnos merkeze doğru bu videomuzda devam ediyoruz. Sadece şimdi drone'la size çok ufak bir spoiler vereceğim bu adadan. Sonra merkezde görüşürüz.
gelen dost çok güzel bir yerde arkadaşlar. O videomuzu haftaya izlemeyi unutmayın. Şimdi biz oradan ayrıldıktan sonra Kalimnos Adası'ndaki en son durağımıza geldik. Merkezdeyiz. Potya diye geçen Eskişehir'deyiz. Teknemizi buradaki limana bağladık. Şimdi beraber sizinle şehri gezeceğiz. Bu sefer diğer videolarımızdan farklı olarak ana merkezi videonun en sonuna bıraktık. Bir değişiklik olsun istedik. Bizim için de önce koylar sonra merkez geldi bu sefer. Çünkü hava çok sıcak. Denizin kenarında olmak, denizin içinde olmak daha mantıklıydı ilk başta. İlgisini çekenler için hemen buraya bir not düşelim. Çünkü yelkenci ve bazı kaptan arkadaşlarımız da bizi izliyor. Burada teknenizin metresi çarpı 0.48 Euro'dan fiyatlandırılıyorsunuz. Atıyorum 10 metre bir tekneniz var. Günlüğü 4.8 Euro'ya gelmiş oluyor. Oldukça uygun diğer adalara göre burada bağlanma fiyatı dedikten sonra. İçeri doğru yürüyoruz şimdi hep beraber. Merkezi keşfedelim. Hadi bakalım. Şimdi Kalimnos dalgıçlarıyla ünlü. Bunu zaten videonun başında bahsetmiştik. Daha önce bir ilk başladığımız koyda Denizaltı Müzesi'nde gezerken bayağı detaylı bu konuyu konuştuğumuz için tekrar oraya dönmüyorum. Ama Kalimnos'un merkezine de bu eski tarz dalgıç kıyafetleriyle bir heykel dikmişler. Elinde de süngeri var. Yaklaşık yanılmıyorsam yani yüzlerce yıl da birkaç bin yıllık bir geçmişi olduğunu söylüyorlar burada sünger avcılığının. Onun da heykelini direkt meydana merkeze koymuşlar. Sahilde teknelerin hemen bağlandığı yerin önünde böyle bütün sıra cadde boyu işte tavernalar, restoranlar, bütün yeme içmenin olduğu yerler var. Buraya böyle guletlerle falan turlarla da turistleri getiriyorlar. Akın akın yemek yiyorlar, gidiyorlar gibi bir durum var. Ay zeytin. Adada çok kedi var bu arada. Bazı adalarda hiç yok. Leros'ta çok vardı. Burada da çok fazla kedi var. Her köşe başında böyle uyuyor, sıcaktan mayışmış bir kedi var. Arada serinlemek için, bu da Vietnam'da öğrendiğimiz bir taktikti, klimalı yerlere giriyoruz. Şimdi şurada bir süpermarket var. Yürürken arada oraya kaçıyoruz çok sıcak olduğunda. Hem içeri girelim hem de böyle birazcık ne var ne yok size de gösterelim, fiyatlara bakalım. Bir de bizi şaşırtan ilginç bir gerçek var buradaki marketlerle ilgili. Onu içeride direkt göstereceğim. Burada az önce ilginç diye bahsettiğim şey şu. İnanılmaz derecede taze meyve sebzeler var. Ada şartlarında beklemezsiniz. Hani uzaktan geliyor vesaire. Zaten adada çok fazla üretilemiyor, üretilecek tarım alanı yok doğru düzgün. Ama hayatımda gördüğüm belki de en taze meyve sebzelere sahip ada. Her gün neredeyse Atina'dan düzenli sevkiyat oluyormuş, sorduk. Ve her şey çok taze. En tazesini en uzağa gönderiyorlar herhalde diye düşündük. Başka bir açıklaması yok bunun. Önce dedik acaba burada mı yetişiyor bir kısmı ama zaten mümkün değil bunların burada yetişmesi. Burada keçi yetişiyor anca. Birkaç şeyin fiyatından da bahsedeyim. Böyle aklınızda bir endeks oluşur belki karşılaştırmak için. 1 litrelik ayçiçek yağı 3.39 euroymuş. Makarnalar, şöyle Barilla bizde de olanlar. Bir paket makarna 1.58 euro. 8'li tuvalet kağıdı. Karşıma bu çıktı. 4.49 euroymuş. 1 litre süt 1.87 euroydu. Tost ekmeği şöyle büyük bir paket 680 gram 1.35 euroymuş. Bir iki de meyve sebze söyleyeyim. Kapya biberlerin kilosu 2.98 euro. Ve son olarak nektarin seçtim. Nektarinin kilosu da 2.39 euroymuş. Kalimnos arkadaşlar yaklaşık 15-16 bin kişinin yaşadığı bir ada. Şu anda olduğumuz Potya kenti de aslında sonradan başkent olmuş. Daha önce Ora diye bir şehir var. Biraz daha içeride yukarıda kalıyor. Orası başkentmiş. Herhalde daha korunaklı olsun diye bilmiyorum. Daha sonradan deniz kenarına doğru gelmişler. Ve benim çok sevdiğim böyle süslü bakımlı balıkçı tekneleri var burada da. Hep bu adalarda dikkatimi bu çekiyor. Çok ilgileniyorlar, bakıyorlar teknelerini, boyuyorlar. Hepsi böyle şirin şirin yan yana demirlemiş. Balığa çıkmayı bekliyor. Gün batımına da yaklaşıyoruz. Karşıya şehre güneş vururken tam gezmek güzel oldu. Zaten bu saate kadar gezmemiz de çok mümkün değildi. Çünkü çok sıcak hava. Ancak güneş batarken ya da sabah çok erken çıkmak lazım.
adada denizcilik çok önemli olduğu için her yerde denizle ilgili bir şeyler var. Burada da dalışa geçmek üzere, balıklama atlamak üzere olan bir adam heykeli yapmışlar. Adada en çok yapılan turistik aktivitelerden biri kaya tırmanışı, diğeri de zaten dalış. Dalış okullarının böyle tekneleri var, dalış eğitimi veriyorlar. Böyle değişik yerlere, mercanlara vesaire dalışa götürüyorlar. O açıdan zengin bir ada. Hatta şimdi şurada bir tane tekne göstermek istiyorum size. Süngerlerle dolu bir tekne var. Kaptan Antonis'in teknesi. Şimdi çok böyle hediyelik eşya dükkanlarında falan hep süngerler var tabii ama... Hola! Ay hola, hello! Yes. Antonis? Is that you? Evet, Antonis'in süngerleri. İlk defa böyle teknede direkt sergiliyorlar. Are you diving? Yeah. Kendisi çıkarıyor bu süngerleri. Bayağı şey, elle topluyorlar bu süngerleri hala. Eğer yanlış bilmiyorsam tek tek bayağı emekle çıkarılıyor denizin dibinden. Böyle boy boy da fiyatlandırmışlar işte 3 Euro'dan 12 Euro'ya kadar var çeşit çeşit süngerler. Ha, ıslatmışlar bayağı. Herhangi bir adaya geldiğimizde eğer çok küçük bir ada değilse ilk yaptığımız genelde bir port polisi yani liman polisi varsa ona gelip bir onlara evraklarımızı gösterip işte gerekiyorsa damga vurdurup ondan sonra tekneyle ilgili evrakları gösterip işlemleri tamamlamak oluyor. Şimdi bununla ilgili de değişik söylentiler var. Bu arada arkamda da buranın port polisi var. Önde de sahil güvenliği var. Şimdi bazıları bir kere giriş yapınca sonra her adada tekrar bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Ama yine de yapsak iyi olur gibi bir durum var. Yani biz buradakilere de sorduk. Çok da böyle kesinlikle zorunlu diyemiyoruz ama yaptırsanız iyi olur diyorlar. Biz de kuralına kitabına uygun ilerlemek istediğimiz için eğer çok küçük bir ada değilse bu büyük adalarda genelde gidip bir biz geldik işte bunlar evraklarımız diye gösteriyoruz. Ve adadan çıkarken de tekrar damgalıyorlar. Bir sonraki adanıza doğru yola çıkabiliyorsunuz. Hediyelik eşya dükkanlarından birine girelim şimdi. Her yer sünger. Bir de şu korkunç eski dalgıç başlıkları bana gerçekten korku filmlerini hatırlatıyor. Bir enteresan geliyor. Her yer doğal sünger. Boy boy çeşit çeşit. Hatta burada deniz yıldızları da varmış. Ve bunlardan üretilen farklı ürünler. Bir burada yok da başka bir tanesinde lambalar görmüştük mide kabuklarının içine. Büyük istiridyelerin içine lambalar yapıyorlar. Dekoratif eşyalar yapıyorlar. Böyle bir dünya arkadaşlar. Bambaşka bir dünya. Tamamen denizcilik üzerine kurulu. Arkadaşlar şimdi hem Kalymnos'un eski şehrinin, yani eski şehrin değil, merkezinin ara sokaklarına daldık. Ara sokaklarında yürüyelim. Hem de yeni aktifleştirdiğimiz katıl butonunu, neden yaptık, nasıl yaptık, neler paylaşacağız orada, biraz ondan bahsedelim istiyoruz. Şimdi gezdiğimiz şehirlerde çektiğimiz ama kanala koymak istemediğimiz, kanala koymadığımız içerikler oluyor, videolar oluyor. İşte bir kısmını böyle ileride kendimiz hatırlayalım diye çekiyoruz. Bir kısmını arkadaşlarımızla veya ailemizle paylaşmak için çekiyoruz. Bir kısmı kanalın genel konseptine çok uymadığı için kanalın konseptinin dışına çıkmak istemiyoruz, koymuyoruz. Ya da videoyu böyle çok uzatmak istemiyoruz. 45 dakika, 1 saat falan video yüklemek istemiyoruz. İnternet kısıtları da oluyor tabii. Bazen çok sohbet ediyoruz. Sonra ya burayı evet, keselim artık çok uzadı video diyoruz. Mesela Samos videomuz en son 45 dakika civarıydı. Bu Kalymnos koymadığımız videosu... çok detay videolarda vardı yani. Evet, bu video da muhtemelen 40 dakikayı geçti. Durum böyle olunca buna farklı bir çözüm üretelim artık istedik. Bu yolculukta bazılarınızla 3 yıldan fazla bir süredir beraberiz. Ve aslında hiçbir zaman da böyle hani takipçi, yayıncı gibi bir şekilde görmedik. Hep böyle gezgin ailemiz dediğimiz ve etkileşimde bulunmaktan mutlu olduğumuz bir durum var. İlk günden beri gelen her yoruma cevap yazmaya ve etkileşimde bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu şekilde güzel bence karşılıklı paylaşım yaptıkça güzel, tek yönlü olunca değil. Bu yüzden de bu katıl butonunu aktifleştirdik. Daha fazla paylaşımda, etkileşimde bulunabilmek için sizlerle. Şimdi biliyorsunuz tekne olayından sonra kaptanlıkla, yelkencilikle, denizcilikle ilgili de fazlaca içerikler paylaşmaya başladık. Bu da kimi durumda geneli çok ilgilendirmeyebiliyor. Bununla ilgili de daha detaylı videolar paylaşmak istiyoruz. Bu arada kuş cennetine geldik. İnanılmaz kuş sesi olan bir sokağa daldık sonunda. İki saattir uzaklaştık. Araba sesi olmayan, şu konuyu size düzgün açıklayabileceğimiz bir yer arıyoruz ama bulamıyoruz. Sürekli bir motor geçiyor, bir şey oluyor.
Neyse, durum böyle arkadaşlar. Balcı zeytinyağcı buldu yine. Ne alıyorsun? Lokum. Lokumları karşılaştıracağım. Bakalım Türk'ün lokumu mu, Yunan'ın lokumu mu? Lokum karşılaştıracakmış arkadaşlar. Mikrofon bende, siz duyamayacaksınız. Bizim lokumumuz mu, onların lokumu mu diye. Ballar var. Ama bir balı bitirecek kadar evde hiç durmuyoruz. Alıyoruz, yazık oluyor. O yüzden almayacağız bu sefer. Hepsinden aldım. Nasıl? Şimdi tatlarını tahmin edeceğiz. Kaç tane? 2, 4, 10 tane falan lokum 1 euro. Güllü gibi benimki işte, söyledim. Pembe olan. Ha, narlı narlı oluyor ya. Narlı. Evet evet. Narlı narlı. Bir tane daha var kırmızı. İki farklı kırmızı vardı. Güzel işte. Lokum işte. Bence çok bir farkı yok. Aynı şey. Baklava baklava. Lokum lokum. Lahmacun kokulu güzel işte. Heh, bak bu güllü. Bir tane güllü geldi. Bak şu güllü olabilir. Sarıdan yiyeceğim ben. Güzel güzel. Yemeğe geldik şimdi. Birazcık ana yoldan uzaklaştık. Burayla ilgili özellikle İlker'in şikayet ettiği iki şey oldu. Kalimnos'ta. Benim de aslında. Hep iyi tarafların değil. Birazcık şikayetçi olduklarımızı da söyleyelim. Birincisi kaldırımlar bitiyor. Böyle birazcık gidiyorsunuz ya önüne böyle yol çıkıyor ya ev çıkıyor bir şey çıkıyor. Böyle sürekli düzenli yürüyemiyorsunuz yani düzgün bir şekilde. Sürekli karşınıza bir şey çıkıyor ve çok bölüyor. Birincisi bu. İkincisi de çöp bulmak çok zor. Hem küçük çöplerden hem de böyle hani teknedeki çöpe atabileceğimiz büyük çöplerden çok fazla yok. Dolayısıyla sürekli bir çöp aramamız gerekiyor. Elimizde bir şişe var mesela nereye atacağız falan diye. O konuda sıkıntı yaşadık. Bu iki konu birazcık Kalinos'ta merkezde gezerken zorladı bizi. Özellikle video çekerken. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra uyuyup dinleneceğiz ve yarın sabah erken kalkıp yukarıya manastıra tırmanmayı düşünüyoruz. Sabah görüşürüz. Hafta görüşene kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bakalım haftaya Ege'de hangi adadayız, neredeyiz biz de bilmiyoruz. Rüzgarın götürdüğü yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.